Sayın Mehmet Ali Güler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Asya Pasifik'e uzanalım. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Antony Blinken Asya Pasifik'te temaslarını sürdürüyor. Japonya ile konuştular. Hindistan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldiler. Filmi biraz geriye saralım. NATO zirvesine bakalım. NATO zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal stratejisine uygun olarak Çin daha fazla görünür kılındı, daha fazla hedef haline getirildi. O noktadan buraya uzandıktan sonra Washington yeni dönemde Asya Pasifik'te neyi planlıyor? Sizden dinleyelim. Evet, şimdi Amerika'nın tabii temel hedefi Çin'i çevrelemek. Bunun için de bölgede bulunan geleneksel müttefiklerine dayanarak bir ağ örmeye çalışıyor. Biden yönetiminin belki de son hamlesi olacak. Çünkü 5 Kasım'da seçim var. Blinken ve Austin bölgeye geldi. Tokyo'da birkaç önemli görüşmeler yaptılar. Bunlardan ilki Amerika, Güney Kore ve Japonya Dışişleri Bakanlarının katıldığı ve Savunma Bakanlarının katıldığı toplantıydı. Bu toplantıda Savunma Bakanları güvenlikle ilgili bir çerçeve belgesi imzaladılar. Şimdi burada doğrudan Amerika'nın hem Japonya'yı hem Güney Kore'yi askerileştirdiği bir program görüyoruz. Ve bu programı her iki başkente baskılarıyla belli bir noktaya kadar getirmiş durumda. Şimdi de Çin'e karşı bu iki ülkeyle bir güvenlik anlaşması yapmış oldu. Şimdi bu tabii ne kadar güvenlik anlaşması tartışılır. Bu güvenlik anlaşması değil. Çünkü ortada aslında iddia ettikleri gibi bir Çin tehdidi yok. O zaman geriye güvenlikten ziyade bunun Amerika'nın bir gerginlik çıkarma anlaşması olarak nitelendirebileceğimiz bir anlaşma olduğunu söylememiz gerekiyor. Şimdi Blinken ve Austin'in ikinci önemli toplantısı ise Japon Savunma ve Dışişleri Bakanları ile yaptıkları 2+2 formatındaki toplantıydı. Ve Japonya ile bir ortak harekat merkezi kurma konusunda bir anlaşmaya vardılar. Burada da demin söylediğim bir anlaşma vardı Sayın Güler. Herhalde evet, onun geliştirilmişi. Haline. Burada yani Japonya'yı olabildiğince militarize eden, askerileştiren bir programı sürdürmeye çalışıyor Amerikalı yetkililer. Üçüncü önemli temas ise işte Quad dörtlüsü olarak bilinen Amerika, Japonya, Avustralya ve Hindistan bakanlarının katıldığı toplantıydı. Bu toplantıdan pek bir şey çıkmadı aslında. İşte siber ve denizde işbirliği vesaire vesaire diye çeşitli kararlar alındı. Denizaltı kabloları vesaire gibi işbirliği kararları alındı. Fakat bu tabii toplamda baktığımız zaman Amerika esas olarak bu tür hamleleriyle Çin'i çevrelemeye çalışıyor. Çin'in kuşak ve yol inisiyatifindeki çeşitli yerlerden bu projeyi, bu iletişim ağını ve ticaret ağını kesmeye çalışıyor. Ve üçüncüsü tabii Çin'in çevresinde krizli ortamlar yaratarak Çin'i bölgesinde baskılamaya çalışıyor. Ha bütün bunlar değiştirecek mi tabloyu? Çünkü tablo nedir? Tablo şu, çok kutuplu bir dünya inşa oluyor ve buna uygun olarak da adım adım uluslararası ilişkiler düzeni değişmeye başlıyor. Şimdi Amerika'nın böyle Hint Pasifik'te Japonya'yla, Güney Kore'yle, şununla bununla yapacağı bu tür anlaşmalarla tarihin seyrini değiştirmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu gidişat içerisinde Çin'i kışkırtmaya çalışarak, özellikle buralarda asker bulundurarak ve bölge ülkelerini askerleştirerek Çin'i kışkırtmaya çalışmasının Amerika'nın tarihin akışını değiştirmesi mümkün olmayacak bir noktaya götürecektir. Sayın Güler, teşekkür ederiz. Ha şunu da ekleyelim ama yani bu olan kimi olacaktır derseniz onu söyleyeyim. Evet. Japonya ve Güney Kore biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nda özellikle 70'lerden sonra çok hızlı ekonomik kalkınmalar sağlamışlardı. Bunu da biraz bölgedeki askersiz durumlarının sonucuydu. Şimdi Amerika'nın zorlamasıyla Çin'e karşı askerleşme programı başlatarak, savunmaya büyük paralar harcayarak aslında kendi ekonomilerini de vurmuş oluyorlar. Bunun sonuçlarını da önümüzdeki süreçte göreceğiz. O halde yeniden teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum.